Bugün belki biraz ağırlaştıracak konuyu bir çerçeve atmayı düşünüyorum. Şimdiye kadarki çerçevemiz yavaş yavaş biliyorsunuz görsel sanatlara doğrudan doğruya değinmediğimiz özellikle Spinoza düşüncesinin felsefi alandı tabii. Konumuz açısından bazı çizgiler yakalayabilir miyiz bu felsefeden diye bir sorgulamamız olmuştu. Konumuz hatırlıyorsanız bakış açısıydı o sıralarda. Ve ardından Vertov'la Ziga Vertov'la imge üretimi konusuna girmeye başladık. Bugün zorunlu olduğunu düşündüğüm bundan sonraki sekansların zorunlu kıldığını düşündüğüm bir düşünür aracılığıyla belki ona bir dönüş yaparak normal programımızın dışında bir düşünür Kant'a doğru bazı değinmeler yapmak istiyorum. Kant çoğunuz biliyorsunuzdur. Estetik sözcüğünü bir anlamda doğrudan doğruya değilse bile Kant'ı takip eden başka bir düşünür, Alman düşünürü Baumgartner'ındır. Estetiği bir bilim olarak ele almaya çalışmak. Baumgarten'dan önce biliyorsunuz Kant estetiği diye bir şey var. Ve bütünüyle Kant felsefesinin atmosferi içerisinde Alman idealizminin estetiğe verdiği önem. Yani sanat felsefesine verdiği önem o program içerisinde başlıyor. Kant'ın doğrudan doğruya bir estetik yazmadığını biliyoruz ama Alman felsefesinde tartışıldığı biçimiyle estetiği ve sanat felsefesini temellendirdiğini söyleyebiliriz. Buna karşın yani estetikle doğrudan bağ olan bir düşünce sistemine sahip olmasına karşın Kant'ı okumak pek zevkli falan değildir. Yani kalkıştığınızda bayağı kasvetli bir felsefeyle zor bir anlatımla oldukça çetrefil ve sıkıcı diyelim bir havayla. Çünkü kendisi protestandı. İnançlı bir protestandı. Ama bu onun felsefesini okumaktaki kasvetli havayı dağıtacak bir yol vardır. Bu yolu işte birazcık takip etmeyi ve bir tartışma açmayı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi en az Spinoza kadar sistematik bir düşünür olduğu apaçık. Yani bir sistem kurucusudur. Kant. Ama Spinoza'dan farkı pek de gayri resmi bir düşünür olmaması. Üniversiteler aygıtla çok iç içe. Özel bir düşünür değil. Kant. Tübingen'deki kürsüsünden dışarıya hiç çıkmamış olan. Königsberg'deki Journey'nin dışında. Kant'ın
İlk bakışta bütün yaptığı sanki tuhaf iki nosyonu felsefesinin içerisine ya da genel olarak felsefenin içerisine dahil etmiş olması. Birisi mahkeme nosyonudur, mefhumudur. İkincisi ise eleştiri mefhumudur. Kant'ın çok radikal bir şekilde felsefesini üç eleştirisinde açtığını görüyoruz. Üç kitap bölünmüş haliyle 15-20 yıllık bir süreç içerisinde verdiği üç kitapta. Birincisi biliyorsunuz salt aklın ya da saf aklın, yalın aklın eleştirisi. İkincisi pratik aklın eleştirisi. Üçüncüsü ise yargı gücünün eleştirisi. Şimdi eleştiri ne demek? Bunu kavrayabilmek için, yani esas aksını oluşturan düşüncesinin, Kant düşüncesinin aksını oluşturan eleştiri mefhumunu kavrayabilmek için Kant'ın her tarafa mahkemeler dikmeye çok düşkün olduğunu söylememiz lazım. Ya da hatırlatmamız lazım. Mahkeme dikiyor. Yani tümüyle lejislatif, yasa koyucu bir akıl mefhumuna, salt kendi kendini ayakta tutan ve yargılayan bir akıl mefhumuna nasıl erişeceğiz? Kant'ın derdi budur. Tabii ayrıntısına çok fazla girmeyeceğim. Neden her tarafa bu adam ısrarla mahkemeler dikmektedir? Çünkü felsefe alanı, felsefi tartışmalar alanı ona bir kendi deyişiyle Kampfplatz, yani bir savaş meydanı gibi görünüyor. Bir tarafta işte dogmatikler var, rasyonalistler var, Spinoza, Leibniz. Bunlar bilginin doğuştan geldiğini söyleyen felsefeler. Öte yanda onların can düşmanı tabii Anglo-Sakson düşünürleri. Hume ve Locke. Ampiristler. Kabaca söylemek gerekirse Kant'ın deyişince rasyonalistler dogmatiktiler. Spinoza da dahil olmak üzere. Çünkü onların düşüncesinde akıl yargı veremiyordu. Bir dogmaya bağlıydı. Bu dogma kendisi de olsa bile. Akıl kendi kendini eleştirecek şekilde dizayn edilmiş değildi. Bu felsefelerde. Descartes felsefesinde, diyelim Spinoza'da ve en çok tanışık olduğu tabii Kant'ın Leibniz. Bir tür Kant'ın ihtiyaç duyduğu sentetik mantığı üretmeye ve biçimselleştirmeye çalışan düşünür olarak ve buna matematiksel bir yöntem kazandırmış olan düşünür. İkinci olarak Hume hakkında beni dogmatik uykumdan uyandıran kişi diyordu Kant. Çünkü Hume ısrarla Spinoza'da falan bulduğunuz töz gibi akla dışsal olan, yani insan aklına, öznelliğe dışsal olan varlık anlayışlarının hiçbir ontolojinin temeli olmadığı
düşüncesini. Çünkü bizdeki fikirlerin kendi dışlarıyla temas etmelerin tümüyle bir tür algılamadan geçmek zorunda olduğunu. Önce bir algılama olacaktır. Ardından bunun fikirleri, algılamanın üzerinde temellenen fikirler oluşabilir. Dolayısıyla töz diye bir şeyi algılamadığın ölçüde, ki algılamıyoruz böyle bir şeyi, bu fikir tümüyle bir figmentstir, yani bir uydurmadır. Olsa bile bunu bilemeyiz. Çünkü önce algılamamız gerekir. Hume'un bütün felsefesinin özeti açıkçası bu. Bunun pek de bir felsefe olmadığını, bir tür uyarı olduğunu, nominalist bir uyarı olduğunu ve rasyonalistlere karşı bir polemik olduğunu görüyoruz. Tabii Kant, Hume gibi bir felsefeciyi okudukça kıvranmaya başlıyor. Eğer Hume'un dediği şey, işte nedensellik konusunda, kategoriler konusunda salt algı ve izlenimlerden başka bir fikir oluşturucu, idea oluşturucu materyal bulamadığımız söylenirse, bütün akıl cihazının çökmesi, akli olan her şeyin çökmesi, dünyanın akla gelirliğinin çökmesi tehlikesi var. Hume'u pek sevdiğini söyleyemeyiz dolayısıyla. Ama bu meydana okuyuşa karşı bütün rasyonalist cihazı değiştirmeye ve bunun için de bir mahkeme oluşturmaya karar verdiği anlaşılıyor felsefesinin belli bir noktasında. Ve esas üç kitabı, yani akla ve yargı gücüne değişik veçeleriyle ilişkin olan eleştirileri, üç eleştirisi ortaya çıkıyor. Bunun temel bir varsayımı var tabii Kant'ın kafasında. Dogmatiklerde akıl, biraz önce söylediğim gibi, dışsal bir cihaz. Özneye içsel, içkin bir cihaz değil. Dolayısıyla kendi kendini başkalarına yargılatıyor. Dışsal bir varlığa yargılatıyor. Aşkın bir akla yargılatıyor söz gelimi. Ya da Tanrı'ya yargılatıyor. Ve bu tutumunda da Kant'ın deyişince bir samimiyetsizlik var. Ampiristler ise tam aksine doğaya yargılatıyorlar. Yine dışsal bir şeye. Oysa Kant açısından eğer düşünürseniz, eski Yunan'da pek o kadar sağlam gelişmemiş bir mefhum belirginlik kazanıyor Kant'la birlikte. Bu da doğa ile şeyin, kültürün ayrımına, karşıtlığına tekabül ediyor. Bu açıdan gerçekten Kant'ın ilk strüktüralist olduğu söylenebilir. İlk yapısalcı düşünür olduğu da söylenebilir.